Ben varım Perihan. Dudu ile Eda dışarıdalar. Tüh! Aman ben de oturur biraz laflarız diye düşünmüştüm. Hay Allah! Onlar yoksa ben ne güne duruyorum? Köpek gibi görünüyorum diye beni adamdan saymıyor musun yoksa? Ay aşk olsun Taceddin. Hiç olur mu öyle şey? Küserim vallahi. O zaman otur madem. Sana bir şey ikram edemem ama konuşur dertleşiriz. Sen istersin de ben oturmaz mıyım koca adam? Anlat bakalım nasıl gidiyor? Ah, kim acaba? Bilmem. Açsana. Açma. Dudu'nun şatosunda kızar mızar neme lazım aman aman. Aç canım ne olacak ki? Olmaz hayatım. Hani burası sizin şatonuz ayıp. O zaman ben açarım. Sen mi? Nasıl? Basbayağı. Daha önce de yaptım. Birkaç gün önce Kendall'la konuştum. Sen getir telefonu bana. Bak nasıl konuşuyorum. Hadi getir. Sahi mi? Olur. Olur hemen getireyim. Konuş o zaman. Alo, buyurun. Eda şu anda evde yok. Gelince aradığını söylerim. İyi günler kızım. Kapatabilirsin. Eda'nın arkadaşıymış. Peki, Eda'nın arkadaşı Peri mi, Fani mi? Fani? Neden öyle bakıyorsun bana Perihan? Sen... Taceddin, sen biraz önce ne yaptığının farkında mısın? Yok, sanırım sen hiçbir şeyin farkında değilsin Taceddin. Sen telefonla konuşamazsın ki. Hadi konuştun diyelim. Dudu'nun yaptığı sihrin etkisiyle hiçbir faninin senin sesini duymaması gerek. Bu çok, çok garip bu. Biliyorum ama artık duyuyorlar. Ve bunu da ilk defa sana söylüyorum. Peki bu ne demek Perihan? Sanırım şu demek. Dudu'nun sana yaptığı sihir yavaş yavaş etkisini kaybediyor demek. Ne? Yani kurtuluyor muyum? Kurtuluyorum, kurtuluyorum. Köpeklikten kurtuluyorum. Yine kollarımı açıp kızlarıma sarılacağım. Dudu'yu Kendall'dan geri alacağım. Taceddin yapma, heyecanlanma. Kalbin sıkışacak, kalbin. Kendine gel. Ben nasıl heyecanlanmam Perihan? Söyle nasıl heyecanlanmam? Ama. Aması maması yok Perihan. Bugün çok büyük bir gün. Bir dakika beni dinler misin lütfen Taceddin? Dinliyorum, söyle. Çok önemli bir şey unuttuğunun farkında mısın Taceddin? Dudu, senin iyileşmeye başladığını görünce aynı sihri tekrar yapmaz mı sanıyorsun? Senin göz göre göre eski haline dönmene izin mi verir sanıyorsun? Ama... İlk önce bunu düşünmeliydin. Bir dakika, bir dakika. Gel buraya. Taceddin niye küsüyorsun? Gelir misin? Bir dakika. Taceddin neredesin? Ya çok rica ediyorum çık ortaya Taceddin. Hayır yanlış anladın beni Taceddin. Çık da konuşalım doğru dürüst. Hadi ne olur. Hazır Eda ile Taci yokken sihirli aynadan bakayım. Eda ne durumda? Çık ortaya artık. Öf. Hayır benim ne suçum var anlamıyorum. Neredesin? Taci. Yani şimdi biz gerçeği söyledik diye kabahatli mi olduk? Perihan lütfen beni yalnız bırak. Hayır. Hayır Taceddin. Seni yalnız falan bırakamam. Ben sana boşu boşuna hayal kuruyorsun demedim ki. Sadece seni Dudu konusunda uyarmak istedim. Ne yani? Dudu'ya düzeldiğimi hissettirmeden eskisi gibi olma şansım var mı? Tabii ya. Dudu'ya düzeldiğimi söylemezsek Dudu nereden bilecek? Bilmeyince bana niye köpek kalmam için sihir yapsın? Hay aklınla bin yaşa. Bu da bir çözüm ama sanırım bir sorun daha var. Ne? Şimdi senin sesin böyle yavaş yavaş düzeldiğine göre herhalde bir sabah aniden eski Taceddin olarak uyanmayacaksın. Demek ki görünüşün de yavaş yavaş düzelecek. Normale dönecek.
Nasıl yani? Önce bir patim ayağa dönüşecek, sonra bir kulağım fani kulağı mı olacak mesela? Sanırım öyle. Onun için bunu Dudu'dan saklamamız gerek. Yani senin buralarda olmaman gerek Taceddin. Bilmiyorum Taceddin'cim. Ne yapabileceğimizi bir düşünelim istersen. Çabuk düşün Perihan, çabuk düşün. Ha, demek aranız soğumaya başladı sevgili kızım. Yakında birbirinizden koparsınız. Taci! Taci! Nerede bu Taci? Seslenince hemen gelirdi. Buldum! Ne buldun? Harika bir fikir geldi aklıma Taceddin. Bize yardım etseyse Betüş yardım edebilir. Dudu'yu babam bayramda bizde kalsın diye ikna ederse sen de iyileşene kadar ortalıklarda dolaşmamış olursun. Sonra tam olarak normale döndüğünde de aslanlar gibi çıkarsın karşısına ha? Ne dersin? Harika bir fikir. Desene beni görünce kalpten gidecek. Nasıl sevinecek? Kim bilir Taceddin? Dudu! Siz! Vallahi sandığın gibi değil Dudu. Bunu bana nasıl yaparsınız? Hem de Eda'nın yatağında. Terbiyesizler, vicdansızlar. Saçmalama Dudu. Göründüğü gibi değil. Sus, konuşma. İkiniz de defolun evimden. Dudu, nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Dudu. Ben göreceğimi gördüm. İkinize de yazıklar olsun. İyi ki seni köpeğe çevirmişim. Bir dakika dinler misin? Açıklayabilirim her şeyi. Dudu, yanlış anladın ama sen. Bak şimdi. Hayır, hiçbir şey dinlemiyorum. Dudu! Taceddin! Dudu, ne olur dinle bir kere bak. Ay, ne oluyor? Yapma neye çevirecek bizi bu? Ay. İkinizi de öyle bir yere gönderdim ki ömrünüzün sonuna kadar dona dona koklaşırsınız. Ay, ay şu düştüğünüz duruma bak Taceddin. Düştüğümüz duruma bak. Kalbim duracak şimdi. Neyle suçladı bizi? Sen bir de bana sor. Aynı gençliğimdeki bu vukuat. O gün de onu aldatmamıştım. Yanlış anlamıştı. Bugün de aldatmadım. Yanlış anladı. Ay, aklımı oynatacağım Taceddin. Aklımı oynatacağım. Ay, başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne düşünüyorduk, ne oldu? Şu yaptığına bak. Şu yaptığına bak. Elimi kolumu kıpırdatamaz oldu. Buradan hiçbir yere gidemiyoruz. Ay Perihan, ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Ne bileyim ben. Nasıl bir sihir yaptıysa benim bile elimi kolumu bağladı. Bir mucize olup buradan inene kadar donarım ben Perihan. Burası çok soğuk. Ama benim de elimden hiçbir şey gelmiyor ki. Sık kuyruğunu biraz. O kuyruk çoktan dondu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.